Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizini hızlıca inceleyeceğiz. Daha sonra hızlıca altcoin'leri inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar videomuzun asıl konusu eklemiş olduğumuz altcoin boğa sezonunda zirve fiyattan nasıl coin'lerimizi satabiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi biz altcoin boğasında bazı coin'ler 10x 20x gibi yapma potansiyeline sahip oluyorlar. Mesela diyelim ki siz bir coin aldınız. Ethereum aldınız 500 dolardan. Ve bu coin'in 3000 dolara çıkıp çıkmayacağını kimse bilemiyor. Siz ama 500 dolardayken ben artık 2x kar ettim yeter diye 1000 dolardan satıp asıl zirveyi kaçırabiliyorsunuz. Bundan dolayı stoplan zirve takibini nasıl yapabileceğimizi göstereceğim sizlere. Ve arkadaşlar daha sonrasında ise Trust Wallet tokenların bildiğiniz gibi Binance borsası 100'er adet herkese dağıtım yapmıştı. Bunları nasıl BNB'ye çevirebiliriz Trust Wallet aracılığıyla bunu göstereceğim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca Bitcoin'in yön analizimize baktığımız zaman şu anda fiyatın 26.594 dolarda olduğunu görüyoruz. Bollinger'in şu anda orta bandında seyrettiğini görüyoruz Bitcoin'in. 28.000 dolara kadar Bitcoin'de şu anda esneme noktamız var 4 saatlik grafikte. Baktığımız zaman stok RSI'de da şu anda dip seviyede olduğumuzu görüyoruz 4 saatlik grafikte. 3 günlük grafiğimize bakalım hemen arkadaşlar. 3 günlükte de şu anda Bollinger'in üst bandında olduğumuzu görüyoruz hala. Daha aşağı yönlü düzeltmesini 3 günlük grafikte yapamadığını görüyoruz. Bir günlüğümüzü inceleyelim hemen arkadaşlar. Bir günlükte de yine Bitcoin'in 28 bin dolar seviyelerini esneme aralığının olduğunu görüyoruz. Ve stok arasaydı da şu anda aşağı yönlü bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Fakat bize kısa vadede 4 saatlik grafimiz bildiğiniz gibi yeterli oluyor. Ve stok arasaydı da şu anda dip seviyede olduğundan dolayı 4 saatlik grafikte bir yükseliş gelebilir her an Bitcoin'de. 28 bin doları bir test etme imkanı var hala da. Ve şu anda da hemen hızlıca Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da da bildiğiniz gibi boğa koşusu başlamış şekilde görünüyor. Ve altcoin boğazının meşalesini belki de ethereum elinde tutuyor. Çünkü ethereum bildiğiniz gibi daha önceki altcoin boğazında da başı çeken altcoin olmuştu. Diğer altcoinlerin fiyatlanmasında. Ve ethereum'da direnç noktamız vardı 752 dolarda. Bu direnç noktamız da bizler için önemli bir direnç noktasıydı arkadaşlar. Ethereum burayı şu anda kıramadı. Burayı bir denedi 752 doları. Fakat daha sonrasında tekrar aşağı yönlü bir düzeltme yapmaya başladı. Ve yakın zaman sonra arkadaşlar Ethereum'un bu noktayı kıracağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bizim çizmiş olduğumuz bir trend grafiğimiz vardı. Şu şekilde gelişiyordu arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da Ethereum tekrardan bir zirve koşusu başlatacak şekilde görünüyor. Özellikle 752 dolar Ethereum'un geçmesi durumunda 1400 dolar seviyeler artık bize sürpriz olmayacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi 752 dolarda önemli bir direncimiz olduğunu söylemiştim. Geçmiş zirve fiyatlarının direncini 752 dolara kırarak tutunması bizler için şu anda çok önemli. Bu noktayı kırmasını bekliyoruz. Fakat Ethereum gördüğünüz gibi 2-3 kere bu noktayı test etmesine rağmen hala da arkadaşlar bu noktayı kıramadı. Hatta şöyle de gösterebilirim sizlere. Buralarda test ettiğini görüyoruz. Fakat bu direnç biraz zorlu bir direnç arkadaşlar. Yani hemen kırabileceği bir direnç değil Ethereum'un. Bundan dolayı da 752 dolara kırarak tutunması biz sizler için çok iyi olacak. Ve şu anda dominansımıza hemen hızlıca bakalım. Dominansın hala düşemediğini görüyoruz Bitcoin'de. Ve %69.58 seviyesinde dominansın olduğunu görüyoruz. Bitcoin yine piyasadaki pastanın büyük dilimine sahip. Ethereum da şu anda ciddi bir market hacmini artırdı. Bu özellikle son artışından dolayı. Bitcoin'in dominansının düşmediğinden dolayı ve insanların hala Bitcoin'in yükseleceğini beklemesinden dolayı altcoin'lere şu anda bir rağbet Olmadığını görüyoruz. Bitcoin'de de ne demiştik arkadaşlar? Dominans seviyemizi 72 ve 78 arasına çıkması durumunda. Daha sonrasında dominansın sert düşmesiyle beraber Bitcoin'de biriken paranın altcoin'lere dağılmasını bekliyoruz demiştik. Ve Bitcoin'de 500 milyar dolara neredeyse yaklaştık. Şu anda 495 milyar dolar Bitcoin'in market cap'i var. Marketteki toplam parada 711 milyar dolar. Ethereum gördüğünüz gibi market hacmini çok ciddiye artırdı. Market cap'ine baktığımız zaman 82 milyar dolara çıkarttı market cap'ini ve XRP'de arkadaşlar önceki videomuzda size demiştim ki XRP için olacak en kötü senaryo Coinbase ve Binance Amerika'nın delist etmesi olur demiştim XRP'yi ve dün kötü haber geldi. Coinbase XRP'yi delist edeceğini ve işlemleri durduracağını açıkladı. Bu çok büyük bir darbe. Dünyanın en büyük iki borsasından birisi bildiğiniz gibi Coinbase. Coinbase'in delist etmesi XRP'yi çok büyük bir sekte vurdu XRP'ye ve bunun üstüne olabilecek ikinci en kötü senaryoda Binance Amerika'nın XRP'yi delist etmesi hatta belki Binance'ın global borsasından da XRP'nin delist edilmesi gerçekten XRP'nin ipini tam anlamıyla çekecektir arkadaşlar. Coinbase zaten şu anda ipi çekmeye başladı. Fakat ipin devamını da Binance getirirse resmen asacaklardır. Ve baktığımız zaman 24 saatlik değişimde Coinbase'in delist duyurusu geldikten sonra %40'lık bir düşüş geldi XRP'de ve son 7 günlük düşüş XRP'nin %62'ye dayandı. Hala XRP daha 4. sırayı kaybetmemek için direniyor. Fakat az kaldı arkadaşlar. Litecoin XRP'yi geçiyor ve XRP büyük ihtimal 5. sıraya atacak artık. XRP zaten ciddi fiyat kaybına devam ederse daha sonraki rakipleri Bitcoin Cash ve Cardano bu coinlere de geçilirse ilk ondan artık XRP'yi dışarı büyük ihtimal atılacaktır. Fakat dediğim gibi olaylar bu kadar sıcakken Borsaların bu kadar ciddi hemen delist kararları alması gerçekten benim tasvip ettiğim bir şey değil. XRP yatırımcılarına da büyük saygısızlık olarak görüyorum bunu. Özellikle Coinbase gibi bir borsanın delist etmesi bu kadar daha dava yeniyken Amerikan hükümetinin tepkisinden çekinerek hemen Coinbase bildiğiniz gibi Coinbase de Amerika borsası ve SEC komisyonu da Amerika'ya bağlı olduğundan dolayı Coinbase öncelikli olarak hemen delistini duyurdu. Çünkü ters düşmek istemiyorlar hükümetten. Coinbase gibi büyük bir borsa. Bundan dolayı da XRP'yi gözden çıkarttılar. Ve arkadaşlar kripto korku endeksine baktığımız zaman da bugün 91 puanda olduğumuzu görüyoruz. Dün arkadaşlar 92 puandaydık. Geçen hafta 88 puandaydık. Yani Bitcoin'e şu anda güven tam Arkadaşlar %90'ın üzerinde bildiğiniz gibi güven seviyemiz çok yüksek demek ve insanların aç gözlü bir şekilde Bitcoin'in daha da yükseleceğini beklemesi anlamına geldiğini sizlere defalarca söylemiştim. Ve şu anda da 91 puandayız. Altcoin'lere de baktığımız zaman ciddi Ethereum'dan beraber fiyat artıran altcoin'lerimiz vardı. Bir yakın zamanda Litecoin ciddi fiyat artırdı. Cardano %18'lik bir artış yaptı son 7 günde. Polkadot'tan yine ciddi bir artış geldi %27 oranında. Ve Binance Coin'de %14 oranında bir artış yaptı. Altcoin'lerin bazılarında ciddi fiyat kaybı varken Bazılarında ciddi yükselişler söz konusu. XM Coin'de de arkadaşlar airdrop bildiğiniz gibi ocağın 14'ünde ve 0.20 sentin altı yatırım tavsiyesi olmamakla beraber hala alım seviyeleri olarak görüyorum. Ve ocağın 14 olmadan XM'in geri 0.25 ve 0.30 sent aralığına yükselmesini bekliyorum. de şu anda adım adım 0.20 sentin altına doğru ilerliyor ve airdrop'tan önce dediğim gibi 0.20 sentin altı alım noktaları ocağın 14'ünden önce de artık ne zaman yüksek seviyelerini görürse bir an önce elden çıkartılması gerekiyor. Airdrop alınması gerekli olduğunu düşünmüyorum. Airdrop'tan önce elden çıkartmak daha uygundur arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber dediğim gibi altcoin'lerde güzel bir döneme gireceğiz. Fakat son artık raddedeyiz azıcık daha sabredelim. Daha sonrasında gerçekten çok güzel bir döneme gireceğimizi söyleyebilirim sizlere. Artık bu %16, %20'lik artışları günlük olarak göreceğiz. Haftalık artışlarımız %200, %300 oranlarına çıkacak. Bundan dolayı da dediğim gibi sadece azıcık da sabır arkadaşlar. Biliyorum birçoğunuzun sabır artık taşmaya başlıyor. Sadece azıcık da sabır. Bundan sonrası her şey güzel olacak. Ve arkadaşlar hemen şimdi hızlı bir şekilde sizlere altcoin boğasında bir coin'de zirveyi nasıl yakalayabiliriz bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi Ethereum grafiğim önümde açık. Ethereum'dan göstermek istiyorum sizlere. Ethereum'u diyelim ki biz mesela arkadaşlar geçen hafta 500 dolar seviyelerinden aldığımızı düşünelim. Ethereum'u aldıktan sonrasında bizim Ethereum'da zirve takibimiz nasıl olabilir? Bunu arkadaşlar coin'i e aldıktan sonra bir seviye yükseldikten sonra koyuyorsunuz stopu. Yani anında stop koymuyorsunuz. Çünkü anında stop arkadaşlar boğa piyasasında bizi yanıltabilir. Çünkü fiyat bir düşüp bir çıkacağından dolayı bizi yanıltabilir. Altcoin boğası için anlatıyorum bunu sadece şu anda sizlere. Ethereum ben arkadaşlar 500 dolardan aldığımı düşünüyorum. Şu anda fiyat 700 dolar. Ve ilk etapta Ethereum'un stop limite girdikten sonra arkadaşlar Ethereum'a stop seviyemi 510 dolar olarak koyuyorum ve satış fiyatımı da 500 dolar olarak koyuyorum. Yani diyorum ki Ethereum'um 510 dolara düşerse fiyatı benim coinlerimi 500 dolardan 2 adet Ethereum olduğunu düşünüyorum. 2 adet Ethereum'u da sat diyorum 500 dolardan. Çünkü neden? Ben 500 dolar almıştım bu coinleri. Ve arkadaşlar almış olduğum fiyatın altına koyuyorum limitimi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 200 dolar altı. Ethereum için bunu söylüyorum. Yani bunu kafanızda kendiniz canlandıracaksınız. Ben 500 dolardan aldığım için ilk etapta 500 dolara stopumu koydum. 510 dolara düşerse fiyat 500 dolardan 2 adet Ethereum'u sat şeklinde bir emir oluşturabilirim. Bu şekilde Ethereum benim almış olduğum fiyata tekrardan bir düşüş yaparsa stop olacaktır ve zirve takibinde diyelim ki Ethereum şu anda 708 dolarda ben de 500 dolara stopumu koydum. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum? Ethereum 800 dolara çıktı. Ben buradan arkadaşlar stop emrimi, tetikleme emrimi 610 dolara alıyorum ve limit emrimi 600 dolara alıyorum. Gördüğünüz gibi Ethereum 800 dolara çıktığını düşünüyorum. Yine arada 200 dolarlık bir esneklik bıraktım. Bu özellikle altcoin boğazında zirve takibinde biraz arayı esnek bırakmanız sizin için iyidir. Dediğim gibi 500 dolardan ben aldığım için şu anda 600 dolardan 2 adet Ethereum satsam bile benim 200 dolar karım olacağını gösterir bu. Ve diyelim ki Ethereum arkadaşlar 910 dolara çıktı. Yine 200 dolar altına koyuyorum arkadaşlar. 710 dolara tetikleme emrimi koyuyorum. 700 dolara da satış emrimi koyuyorum. Bu sefer ne oldu? Ethereum 900 dolarda. Ben 700 dolara koyuyorum. Yine arada 200 dolar fark var. Gördüğünüz gibi ciddi bir fark. Yani düzeltme bile yapsa 200 doları düzeltmez. Yani düzelteceği fiyat 50 dolar 100 dolardır maksimum. Ben şu anda yine iki adet Ethereum'u 700 dolardan sattığımda ben 1000 dolara almış olduğum için tekrar 400 dolar karda oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar artırarak ilk başta satın aldığınız seviyeye stop koyarak Biraz tabi arayı açtıktan sonra satın almış olduğunuz fiyattan yükseldikten sonra koyuyorsunuz bunu. Arayı biraz esnek bırakarak bu şekilde zirve takibimi yapabilirim. Ethereum diyelim ki 1410 dolara çıktı. Ben bu sefer 1210 dolardan tetikleme emri koyarım. 1200 dolara da satış emri koyarım. Ben almıştım Ethereum'u 1000 dolara 2400 dolar. Zirveyi doğru gördüğünüz gibi adım adım ilerliyorum. 1410 dolara çıktığını düşündüm Ethereum'un şu anda da. Ve şu anda da şöyle düşünelim. Ethereum 2200 dolara çıktı. Ben buraya arkadaşlar bu sefer tetikleme emrimi 1910 dolara koyabilirim. Mesela 200 dolar, 300 dolar artık çünkü karım artıyor. 1900 dolara da satış emrimi koyuyorum. Yine 2 adet eterim Gördüğünüz gibi ben 2800 dolar kâra geçtim bu sefer. Fiyatta 2200 dolarda olduğunu düşündüm. 300 dolarlık esneme payı bıraktım arada. Önceden gördüğünüz gibi 200 dolar bırakıyordum. Artık kar marjımı artmaya başlayınca ben 300 dolara çıkartıyorum aralı. Bu şekilde arkadaşlar stopunuzu yukarı doğru kademe kademe artırarak zirveyi takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle dikkat etmeniz gereken arayı hem biraz esnek bırakacaksınız hem de stop olursanız da aynı coin arkadaşlar geri girmenize gerek yok. Altcoin boğasında çünkü birçok fırsatlar olacak. Zaten bu altcoin boğası başladığı zaman da ben de her gün videolarımda yalnız da olacağım. Mümkün olduğu kadar canlı yayınlar yapacağım. Bundan dolayı arkadaşlar stop artırarak zirve takibi yapmak budur. Mesela Bitcoin'de de size hemen bunu anlatayım. Bitcoin mesela hatırladığınız gibi 11 bin dolarlardaydı. Ve 15000 dolara çıktığında benim bir adet Bitcoin'im olduğunu düşünelim. Ben ilk emrimi 11 bin dolardan aldığım için 11.050 dolara tetikleme koyardım. 11.000 dolara da satış koyardım. Fiyat tabii ki 13-14.000 dolardayken arkadaşlar. Yani arayı 3-4.000 dolar açtıktan sonra almış olduğum fiyata stopumu koydum ve içim artık rahat takip ediyorum. Daha sonrasında Bitcoin çıktı 18.000 dolara. Bu sefer de arkadaşlar burayı 15.050 dolara çekerdim ve aşağıya da 15 bin dolara çekerdim. Benim karım kaç oldu şu anda? 4.000 dolar oldu. Daha sonrasında Bitcoin'in fiyatı 22 bin dolara çıktı. Ben burayı 18 bin çekerdim ve 18 bin dolara da satışımı çekerdim. Bu sefer karım 7 bin dolara çıktı. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyat yükseltmeye devam ettiğini düşünüyorum ve 26 bin dolar da şu anda. Şu anda kaça stop koyardınız diye soracak arkadaşlarımız olabilir. Şu anda da arkadaşlar eğer 11 bin dolardan almış olsam 24050 dolara stopumu koyardım. 24000 dolara satışımı koyardım ve ciddi seviyede yani 13000 dolar bir karda olurdum. Eğer Bitcoin yukarı doğru giderse bu stopumu artırarak devam ederdim. Ama bitcoin aşağı doğru gitmeye başlarsa da buradan hiç yoktan stop olursam 13 bin dolar karımı cebime koymuş olurdum. 11 bin dolardan alındığı zaman geçerli bu. Yani bütün altcoinlerde arkadaşlar bu şekilde aldıktan sonra fiyatı biraz yükselttikten sonra almış olduğunuz fiyata ilk başta bir stop koyabilirsiniz. Daha sonrasında fiyat artmaya devam ediyorsa biraz daha karlı olduğunuz bir fiyata stop koyarsınız. Daha sonrasında amaç arkadaşlar stop olmamak burada. Arayı o yüzden biraz çok bırakıyoruz arkadaşlar. Yani sert bir düzeltme gelse bile bizim stopumuz çalışmasın diye. Bundan dolayı gördüğünüz gibi şu anda 26.500 dolar da olsa bile ben tutup da 26.000'e stop koymam. Neden? Çünkü 400 doları çok çabuk esneyebilir aşağıya da yukarı yönlü. Tutup bunun 2.500 dolar altına stop koyarsanız bu kadar sert bir düşüşü anında yapamam biraz kademeli yapacağı için dediğim gibi stop olmamış olursunuz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Özellikle altcoin boğa sezonunda çok çok önemli. Bunu özellikle tekrar tekrar izleyin. Kafanızda stop seviyeleri bir nevi Canlanmış olsun sizlerinde. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızın sponsoru MP firması. MP arkadaşlar 31 Aralık'ta listeleneceğini sizlere söylemiştim ve gayet kaliteli bir ödeme sistemiydi. Arkadaşlar Bixex Borsası'nın Twitter hesabında açıklamalar gelmeye başladı artık. Gördüğünüz gibi Bixex'in kripto renk platform sitesinde bir duyuru yapıldı ve MP'nin abonelik işlemlerinin artık yavaş yavaş açılacağı söylendi. Türkiye saatiyle arkadaşlar 31 Aralık'ta sabah 5 ve öğlen 1 saatler arasında ön satış için abonelik işlemleri açık olacak. Ön satıştan alımları herkes gerçekleştirebilecek. Ve daha sonrasında da trade işlemler saat öğleden sonra 5.30'da açılacak arkadaşlar. Ve dediğim gibi artık MP'nin listelenmesine neredeyse saatler kaldı. 31 Aralık'ta MP BigX borsasında listeleniyor. Ve arkadaşlar bir yine başka bir duyuru BigX borsasında. Yine MP'in ön satışıyla ilgili. Ve daha sonrasında da arkadaşlar MP coin yılbaşı özel etkinliği yapıyor BigX. Bir soru sorma etkinliği yapılıyor ama etkinliği. BigX borsasının da gördüğünüz gibi partnerleri de bu toplantıda olacak. MP Coin'in kurucu vesiyosu, daha sonra MP Coin'in yine kurucu ortakları da bu ama etkinliğinde bulunacak arkadaşlar. Dediğim gibi ödül olarak da yine MP Coin dağıtacaklar bu etkinlikte. Telegram'dan düzenlenecek. Bicex Borsasının da Twitter sayfasını takip edebilirsiniz bu. Bu ama etkinliği de arkadaşlar 30 Aralık'ta gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle de öğlen 3'te başlayacak. Telegram kanalında düzenleyecekler Bikex borsasını ve dediğim gibi ödül olarak MP coin dağıtımı yapılacak. Gördüğünüz gibi Bikex'in sayfalarında bol bol MP hakkında duyurular gelmeye başladı. Arkadaşlar MP'nin kendi sayfasında da şu anda %20 bonuslu satış hala devam ediyor. Bu satışın son tarihi de 31 Aralık'a kadar arkadaşlar %20 bonuslu alımlarınızı Enpeyin Kendi resmi sayfasından yapabilirsiniz get started kısmına bastığınız zaman Daha sonrasında sizlere bu şekilde bir sayfa karşılayacak Burada arkadaşlar Buy MP kısmından cüzdanınızı oluşturup coin'inizi alabilirsiniz. Yine videomuzun açıklama kısmında da referanslı linkim var arkadaşlar. MP coin almak isteyen %20 bonuslu arkadaşlar son fırsatları kaçırmasınlar. Dediğim gibi 31 Aralık'ta artık Bikex borsasındaki ön satışta 0.02 dolardan tamamen bonussuz olarak satış yapılacak. Bu arada arkadaşlar bugün MP firmasıyla yapmış olduğum görüşmede çok önemli bir haberi daha sizlere duyurmak istiyorum arkadaşlar. MP Coin bildiğiniz gibi stake işlemlerini başlatmıştı. %300 oranında senelik stake veriyor kilitli birikimde, 2 aylık kilitli birikimde. Yani %50'ye denk geliyor 2 aylık kilitli birikim. Kilitli birikime haricindeki esnek birikimde de %12 veriyor ve arkadaşlar bu %300'lük çok ciddi stake oranının senelik %3 bu arada arkadaşlar. Bu kilitli staking oranı 31 Aralık'ta son arkadaşlar. 31 Aralık'a kadar %300 oranından stake yapabilirsiniz. 2 aylık kilitli stake de geçerli bu işler. Ve BKEX borsasından ziyade Bitamp Global'de de en kısa zamanda listeleneceğini söylediler. Hatta Bitamp Global'de bugün duyuru bekleniyordu. Fakat yarına sarktı herhalde. En geç bu Cuma'ya kadar bir duyuru Bitamp Global'den de bekleniyor bu aralar. Videomuzun açıklama kısmında %20 bonuslan hala alım devam ediyor. Son fırsatlar artık neredeyse son bir güne girmiş bulunuyoruz. MP de MP wallet'ına girdiğimiz takdirde arkadaşlar burada MP coin'iniz bulunduğunu düşünelim ve staking işlemine girdiğinizde burada arkadaşlar bugün stake oranı güncellendi. Senelik %300 oran veriyor. 60 günlük kilitli birikime şu anda %50'ye denk geliyor bu birikim. Yani 100 bin MP coin stake eden bir insan iki aylığına 150 bin adet alıyor. 200 bin adet MP coin stake eden birisi 300 bin adet oluyor coin'e. Esnek birikimde de arkadaşlar senelik %12 oran var. Bu da arkadaşlar kısa bir süre yani 31 aralığa kadar 2 aylık %12'ye denk geliyor. Yani 2 aylık Esnek birikimde stake ederseniz de %12 oran alıyorsunuz. 2 ay kilitli birikimde stake stake ederseniz de %50 oran alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim de stake etmiş oldum. 500 adet MP coin'im vardı. Ve 407 adet şu anda ödül kazanmış görünüyor %50 oran üzerinden. Ve esnek birikimde de yine deneme amaçlı bir 500 adet MP coin yatırmıştım. Ve bir adet de ödül vermişti %12 üzerinden. Bunun çekimini de yapmıştım ve cüzdanıma 24 saat sonra esnek birikimdeki coin'lerim de Geçti arkadaşlar. MP'in şu anda bu %300 oranı gerçekten çok yüksek bir oran. Özellikle 2 ay kilitli birikime %300 şu anda hiçbir coin'de verilmiyor. Bu da tamamen dediler ki ocağın sonunda yani Şubat ayında büyük bir borsada listelenmeyi düşündüğümüz için şu anda bir satış yapılmasını istemiyoruz. Bundan dolayı stake oranlarını özellikle bir listesi gelene kadar %50'de tutuyoruz. Yani 2 aylığına %50 bu arada. 31 Aralık'tan sonra da artık zaten satan satmış olacağı için bir borsasında artık bu oranı stake oranını vermeyecekler. Bu stake oranını şu anda hala alma imkanınız var. 31 Aralık olmadan 2 aylık kilitli birikimde stake oranınızı alabilirsiniz. Bitamp Global'de de dediğim gibi bir hafta içerisinde bir duyuru gelecek. Bitamp Global'de listeleneceğini de Bitamp Global'in Twitter sayfasından duyurulacak en kısa zamanda. Şu anda videomuzun bir diğer konusuna geçiyorum hemen. Binance bildiğiniz gibi Trust Wallet tokenların dağıtımını tamamlamıştı. da airdrop vermişti herkese 100 er adet. Bu airdropla ilgili şöyle bir olay var şu anda. Bu airdroplar size 100 er adet verildi. Fakat ocağın 5'ine kadar bu airdropları çekmezseniz Binance bunları silecek arkadaşlar hesaplarınızdan. Ve buradaki duyuruda da kullanıcıların ödüllerini başarılı alabilmeleri için TVT tokenlarını ocağın 5'ine kadar Türkiye saatiyle gece 3'e kadar Trust Wallet adresine çekmeleri gerekmektedir. Eğer çekim yapılmazsa spot hesaplardan bunlar silinecektir diyor. Bunu da arkadaşlar şimdi sizlere hızlıca nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Binance borsasında spot cüzdanınıza girdiğiniz zaman spot cüzdanınızda TVT coinler 100 adet TVT coininizin olması gerekiyor. TVT coin'i açtığım zaman arkadaşlar buradan çekme işlemine girdiğim zaman buradan arkadaşlar TVT tokenımı çekebiliyorum ve A olarak arkadaşlar sizin seçmeniz gereken A otomatik seçiyor zaten B20 A olacak arkadaşlar. Buraya TVT adresinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi öncelikli olarak telefonunuzdan Trust Wallet cüzdanı kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurduktan sonra TVT coin adresinizi alarak buraya yapıştırıyorsunuz. Buradaki maksimum adetinizi 99.5 adet çekebiliyorsunuz. İşlem ücret olarak 0.50 TVT token kesiyor sizden. Ve daha sonrasında Trust Wallet'a çekiminizi tamamladıktan sonra Trust Wallet cüzdanınız açılıyor. Ve gördüğünüz gibi ağın şurası BEP20 yazıyor arkadaşlar. Burası BEP20 yazacak. BEP2 değil arkadaşlar. Dikkat edin. BEP20 yazacak. Buradan TVT'den Al kısmına girdiğiniz zaman size adresinizi verecek ve Binance borsasına bu adresi yazarak coinlerinizi buraya çekeceksiniz. Bu kısmı yaptıktan sonra arkadaşlar coinlerinizi TVt cüzdanınıza, Trust Wallet cüzdanınıza çektikten sonra yapacağınız işlem ise arkadaşlar cüzdanınıza biraz BNB atmanız gerekiyor. BNB'yi de gördüğünüz gibi şu coin yazan cüzdanınızın adresini alacaksınız arkadaşlar ve buraya Binance borsasından biraz BNB göndermeniz lazım. Fakat BNB gönderirken Size Binance borsasında şuradan da hemen sizlere göstereyim hızlıca. BNB'ye bastığım zaman arkadaşlar bana BEP2 ağında Binance borsasından BNB'yi çekerken buradaki BEP2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Ve Trust Wallet adresime gördüğünüz gibi bir adres var burada. Normalde memo kodu da olması gerekiyor fakat memo kodum yok. Çünkü cüzdan tek adrese sahip. Buraya adresinizi yapıştırıyorsunuz. BNB adresinizi Trust Wallet'tan almış olduğunuz bu adresi. Daha sonrasında arkadaşlar BEP2'yi seçerek burada memoyu boş bırakarak buradan 0.1 ya da 0.2 BNB gibi bir tutarı Trust Wallet cüzdanınıza gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra BNB'leriniz de geçtiğini düşünüyorum. Bu şekilde BNB'yi gönderdiniz 0.2 BNB. Daha sonra BNB cüzdanınıza girdiğiniz zaman arkadaşlar Trust Wallet'ın içerisinde burada arkadaşlar daha fazla kısmı var. Daha fazla açtıktan sonra burada Swap to... Smart Chain var arkadaşlar. Bu BNB'leri bizim Smart BNB'ye çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de BNB cüzdanınızı açtığınızda daha fazla kısmından Swap Smart Chain'i seçebilirsiniz. Daha sonrasında sizlere bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan BNB'nin 0.20 adet olabilir. Fakat maksimumu seçmiyorsunuz. 0.19 yazıyorsunuz sadece. Gördüğünüz gibi yani 0.15 adetse 0.14 yazın. Daha sonrasında arkadaşlar bunu şu şekilde Binance'ın Smart Chain cüzdanına çeviriyor. Yani birebir oranında BNB'yi smart chain'e çeviriyor. Daha sonrasında bunu çevirdikten sonrasında arkadaşlar TVT cüzdanınıza geliyorsunuz. TVT cüzdanınızda da yine daha fazla'ya basıyorsunuz. Burada Trade TVT yazıyor arkadaşlar. Trade TVT'ye girdiğiniz takdirde burada sizlere diyor ki TVT'lerinizi seçiyorsunuz mesela 99 adet. Bunu Yine Binance'ın Smart Chain'deki BNB'lere çeviriyor otomatikmen. Şu şekilde tutar geliyor sizlere. 99 adet TVT coin 0.347 BNB yapıyor diyor. Ve bunu bu şekilde yazdıktan sonra takasa basıyorsunuz. Takastan sonra arkadaşlar sizlere Smart Chain yazan kısımda BNB vermiş oluyor. Bu BNB'leri de daha sonrasında Smart Chain'in içerisine tekrardan giriyorsunuz. Ve yine daha fazlaya basıyorsunuz daha fazladan da swap to Binance Chain dediğiniz zaman bunları geri arkadaşlar BNB'ye çeviriyorsunuz. Yani normal BNB'ye. Normalde BNB olduğu zaman cüzdanınızda işlem yapabilmeniz gerekirken yapamıyorsunuz. Bunları dediğim gibi arkadaşlar şu daha fazla kısmından Binance'ın Smart Chain BNB'lerine çevirmeniz gerekiyor. Ve daha sonrasında bu çevirme işleminden sonra artık cüzdanınızda BNB'leriniz olmuş oluyor. Şuradan sizlere hemen göstereceğim gibi şu şekildeki BNB'lerinizi de gönder yaparak arkadaşlar buradan hemen sizlere yatırma kısmından göstereyim. BNB'yi seçiyorum. BNB'yi seçtikten sonra arkadaşlar hem buradaki adresinizi alıyorsunuz, Trust Wallet'a yapıştırıyorsunuz BNB gönder kısmında hem de bu sefer memo kodunuzu da yapıştırıyorsunuz arkadaşlar borsaya gönderdiğinizden dolayı. Dediğim gibi Trust Wallet'a BNB gönderirken memo koduna gerek yok. Fakat Trust Wallet'tan Binance borsasına gönderirken ya da başka bir borsaya gönderirken memo kodu zorunlu. Bunu girmeniz gerekiyor. Özellikle dikkat edin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.